Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kurde Basur Bey. Basur. Şey Evet. mi? Yani Basur mu oldunuz? Zeytin çekirdeği çok iyi diyorlar onun için. Ya da zeytinyağı ile böyle bir tane pendik attığınız zaman çok rahatlatıyor diye duydum. Basur musunuz beyefendi? Ben Kürdüm ablam, ben başarılı değilim. Basur var mı sizde? Yok, Basur bizde yok. Kaç yıldır Basur'sunuz? Ablacığım, ben Basur değilim. O zaman Basur'sunuz. Evet. Zor zor çünkü ben arkadaşlarım da var. Sıçıp ötürürken çok zorlanıyorlar. Sıcak suya oturuyorlar Sivas'ta genelde. Doğru soruyorsun ablam. Kaç yıldır bu derdi çekiyorsunuz? Allah abla, ben yeni yeni olmuş 3-4 aydır. Allah yardımcınız olsun ya. Çok mu dışına patlak mı? Bir ameliyat düşündünüz mü hiç? Gittiniz mi doktora? Koli kesince de çok iyi diyorlar. Çünkü koli kesen bunyaların hiçbirinde yok o sorun. Daha önce yapmışlar, arkadaşlarım yapmış yani, gitmiş yani. Ha, koli kesmiş daha önce arkadaşlarınız. Olmuş mu? Evet. Geçmiş mi? Geçmiş Evet, mi? gitmiş, kesmiş, gitmiş. Ama iyi vallahi. Düşünüyor musunuz öyle bir şey sizde? Yok, öyle şey düşünmüyorum ablam. Ben daha gençim, böyle bir şey düşünmüyorum. Ama gençken, asıl gençken yapacaksınız ki onu hem kârı da olsun. Zeytin çekirdeği yutun, direkt çekirdeği yuttuğunuz zaman ya da zeytinyağı ile böyle parmakla yukarıya doğru bir lavaş tekniğiyle açılan yanardağ patlaması. Biliyor musunuz? Ablacığım, ben Basur değilim. Türkçe Basur mu yazdınız oraya yani? Başur Evet, diye. evet ablam, evet. O zaman Basursunuz. Evet. Kürtçe Basura Kürtçe Başuru Cava mı deniliyor? Evet ablam, evet. O zaman siz Başuru Cava mısınız? Evet ablam. Evet, Ha, siz şimdi Basursunuz. anladım. O zaman siz Basur mu oluyorsunuz? Basur. Basurlular Evet ablam. medeniyeti. Basur musunuz? Evet. Tamam, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Acı yemeyin acı. Sonu kötü oluyor. Acı yemeyin. Doğru söylesin abla. Bilmiyorum zaten. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kurde Bağsız Bey. Evet. Kürt müsünüz? Kürdüm, evet abla. Basur musunuz? Yok. Ama orada Kürt Basur, Kürde Basur yazmışsınız isim olarak. Başur Basur. Şey Evet. mi? Yani Basur mu oldunuz? Zeytin çekirdeği çok iyi diyorlar onun için. Ya da zeytinyağı ile böyle bir tane pendik attığınız zaman çok rahatlatıyor diye duydum. Yo ablam, Başur Rojava yani. Basur tıbbi bir hastalık. Basur. Başur Kürtçe. Kürtçe. Acur. Başur. Başvuru formu. Ya Başur Kürt, Başur Rojava. Basur musunuz beyefendi? Ben Kürdüm ablam, ben Başur değilim. Ya tamam siz Kürtsünüz ben bir şey demiyorum ama Basur musunuz onu soruyorum. Basur var mı sizde? Yok, Başur bizde yok. Niye Basur yazıyorsunuz o zaman? Ablacığım, bu Basur değil, Basur değil, Başur. Yanlış mı Başur yazdınız? Rojava. Basur'u yanlış mı yazdınız? Yalnız değil ablacığım. Başur Rojava. Kürtçe bu diyorlar, Kürtçe. Türkçe Basur mu yazdınız oraya yani? Başur Evet, diye. evet ablam, evet. O zaman Basur'sunuz. Evet. Zeytin çekirdeği yutun, direkt çekirdeği yuttuğunuz zaman ya da zeytinyağı ile böyle parmakla yukarıya doğru bir lavaş tekniğiyle açılan yanardağ patlaması. Biliyor musunuz? Bilmiyorum, ilk defa sen de duyuyorum ablam. Evet, ya da şey sıcak suya oturmanız gerekiyor yani Basur'a en iyi gelenler o. Doğru soruyorsun ablam. Kaç yıldır Basur'sunuz? Ablacığım, ben Basur değilim. Bu Başur Rojava. Basur değil. Bende Basur yok. Ama Başur ne demek peki? Başur Kürtçe diyor. Bu Kürtçe değil, Başur Rojava. Kürtçe diyorlar. Kürtçe Basura Kürtçe Başuru Cava mı deniliyor? Evet ablam, evet. O zaman siz Başuru Cava mısınız? Evet ablam. Evet, Ha, siz şimdi Basursunuz. O anladım. zaman siz Basur mu oluyorsunuz? Ablacığım, Basur şimdi bir hastalıktır. Basur bende yok Tamam. ama
Ben basur değilim. O hastalıktır. Hastalık bizde yok. Tamam da. Tamam ama şimdi basur demek başur cava demek değil mi? Ablacığım başur yani nasıl? Şimdi bir köy söyleyeyim mesela. Sivas, Kayseri, Sivas mesela. Böyle bir şey yani. Onların ikisi de şehir. Evet. İşte bunlar iki şehir mesela. Biri Irak geliyor, biri Kobani geliyor, Rojava. Basur. Basurlular medeniyeti. Evet ablam. Zeytinyağı denediniz mi? Zeytinyağı bizde çok ablam. Sıcak suya oturuyorlar Sivas'ta genelde. Doğru söylesin ablam. Geçmiş olsun inşallah yani iyi olur. Çabuk Allah iyileşirsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi zor zor çünkü ben arkadaşlarım da var. Affedersin dışkı zamanında sıçıp ötürürken çok zorlanıyorlar. Doğru söylesin ablam sen de haklısın. Kaç yıldır bu derdi çekiyorsunuz? Allah Allah ben yeni olmuş 3-4 aydır. Allah Allah yardımcınız olsun ya. Çok mu dışına patlak mı? Bir ameliyat düşündünüz mü hiç gittiniz mi doktora? Yok ameliyat istemiyor ilaçla gidiyor ilaçla. İlaçla gidiyor mu? Evet. Koli kesince de çok iyi diyorlar. Çünkü koli keser de bu yanların hiçbirinde yok o sorun. Çoğunda yok. Doğru söylesin. Daha önce yapmışlar arkadaşlarım yapmış yani gitmiş yani. Ha koli kesmiş daha önce arkadaşlarınız. Olmuş evet. Mu? Geçmiş mi? Geçmiş evet, mi? Evet gitmiş kesmiş gitmiş. Ama iyi vallahi de düşünüyor musunuz öyle bir şey sizde? Yok öyle şey düşünmüyorum ablam. Ben daha gençim böyle bir şey düşünmüyorum. Ama gençken aslında gençken yapacaksınız ki onu hem karı da olsun. Bir iki hemen günlük bak mesela tarla başında var benim koli kesen arkadaşlarım. Evet. Sana şöyle söyleyeyim bir günde bir gecede diyeyim rahat 45 bin TL cebe atıyorlar. Doğru söylesin ablam olabilir ya. Ya düşünmüyor musunuz? Hem Basur'a da iyi gelir. Abla böyle bir şey düşünmüyorum. Ben şimdi Avrupa'dayım. Avrupa her şey olabilir ya. Her şey ilaç var, her şey var yani. Tamam Avrupa'da da var gidebileceğiniz, çalışabileceğiniz. Ama ben size Türkiye'de bir iş kapısı açarım yani. İş olanağı verebilirim size Türkiye için. Ya ben orada işim vardı yani. Ben orada çalışıyordum. Türkiye'de işim iyiydi. Ben güzel Türkiye'de çok çalışıyordum. Ha, tamam işte Basur'dan kurtulmanız için şey diyorum işte size. Organik bir yöntem. Doğru söylesin ablam. Yani demiş ya arkadaşlarınız yapmış yani. Deneyenler var oluyor. Yok yok olmuş güzel olmuş ya. Şifa vermiş yani Allah vermiş. Allah daha güzel versin yani şey olsun daha çok şifa versin. Sağ ol, oğlunuz mu olsun. Var? Sen ne versin ablam? Kolumuzun altında oğlunuz mu var? Uyuyor o da. O kim var? Yanınızda biri var sizin. Yok kızım var. Kızım elini öpsem. Kurban olsunlar. Ömrü güzel olsun. Tamam onu göstermeyin. Çocuktur o. Yatıyor. Allah razı olsun. İyi. Nasıl bu sese nasıl uyanmıyor o çocuk? Ya uyuyor. Şimdi yattı. Dışarıdan geldi. Çarşıdan geldi. Yorulmuş. Akşamaca gezdi dolandı desene. Yorulmuş Reza abla. Sen nasılsın? Sen neredesin abla? Ben Tarlabaşı Holding'de yöneticiyim. Baş tarzın ablam. Sağ olun. Yani ben de buradan işte insanlara iş olanağı sunuyorum. Yani günlük diyorum hani en az 15 bin TL net maaş veriyorum. Bak günlük ama günlük. Güzelmiş valla güzelmiş ya ablam. Güzel. Yani etrafımız. Orada bir arkadaşım da var Sivas'ta ziraat işi yapıyor. Orada fasulye ekmiş, nohut ekmiş. İyi Allah Allah ne diyeyim ki ben. İyi tamam sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar görüşürüz Allah Allah tamam olur. İnşallah Basur'unuz geçer. Sağ ol teşekkür ederim ablam. Görüşürüz. Basur musunuz? Basur musunuz? Evet. Tamam geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Allah razı olsun. Acı yemeyin acı. Onu kötü oluyor acı yemeyin. Doğru söylesin ablam. Yemiyorum zaten. Sağ olun güle güle. Geçmiş olsun yani.